ilişkiye yapışan. Ay Serenay'ın. Ama yapışan bir kız. Allah rahmet eylesin. Hayır, şey olarak yapışan bir kız yani, yani sevdiği adama. Ha, öyle diyelim yani. O yüzden de bu gitmez Cem'den kolay kolay. Yani ben yazın bu çok kiloluydu. Çok hoppa dedim değil ki, demek istiyorsun. Hani yok, yapışan diyorum, sahip yapışan. Işte. Ne anlıyorsunuz yapışmaktan? O mu gerçekten? Yapışmak mi? Şöyle yapışmak. Kötü anlamda anlamayın ama o da var. Mesela Cem yani, berbere gidince o da berbere gidince. Yani ay, yanlış anlamayın diyor ama yok, anladığınız şey odur diyor. Yani şöyle yapışıp gitmiyor bu. Bu gitmiyor bu. Anladın mı? Bu kolay kolay başkasına kadın yakalamadan. Kadın bizi dinledikten sonra kalırsa zaten hayatta kalmaz. Ay, ama bak bu gitmez, bu kolay kolay giden bir kız değil hiç kimse. Bunu yollamışlar diyorsun. Bu bir tane dizi çekiyordu bir çocukla. Çağatay. Hayır, ondan önce de bir oyuncuyla beraberdi ya. Kerem, Kerem'den önce mi? Kerem'den, ondan önce. Kerem'den önce Çağatay vardı. Ondan önce de başka bir oyuncuyla beraberdi. Ozan değil, yok yok. Ya neyse, Ozan çocuk olmaz. Başka bir Ozan oyuncuyla evlendi. Çocuk başka, o dizide başka birisiyle evlendi sonra. Serenay dizi çekti. Evet ya, Serenay Fox'ta mı? Bir yerde bir dizi çekti. Çok eskiden bahsediyorum. Neyse, hatırlamıyorsunuz, ben hatırlıyorum. O çocuktan da çok zor gitti. Tolgan Sayışman? Ha, Tolgan. Tolgan'la da beraberdi. Tolga'nda da çok, yani şey böyle. O da çeteresini tutmuş bütün. ama o zamanki haberler, 7 senedir yapıyorum bu işi, ne yapayım bir şekilde. Tolga'nın evet, Tolga'nın sonra tabii şu an çok mutlu bir evliliği var. Tabii, evet, o ayrı o, bir şey yani. O zaman da kavgalar, dövüşler, bir sürü şeyler oluyordu. Bir başka oyuncuyla da biliyorum. Antalya'da bir adamla beraberdi. Onu evet, o çok bir. Antalya'da da bir evli. Adam hala evli. Adam evli mi hala? Hala evli. Evet. Yani, siz mi patlatmışsınız ne birileri? Yani bizim programda da çok, bu çok işlendi, konuşulan evet, bir konuydu. Evet. Yani uzun lafın kısası, bu kız böyle kolay kolay gidecek bir kız değil. Cem mutlaka ya bir kadınsal bir mevzuda bir kadınsal hikaye mı? Var. Ben bana kadınsal, şimdi anlattın ya, bana kadınsal gibi gelmedi. Veya çocuk istedi. Evet, bir şey. Biraz o gibi. İkisinden evet, birisi. Sanki o gibi. Yani belki şöyle bir şey de olabilir. Bu tamamen bizim hayalimiz. Beyin fırtınası böyle yapıyoruz bir burada. Doğru bir şey tabii, yok. Tabii. Burası magazin programı. Aynen. Yine söylüyorum, dünyada da olduğu gibi varsayımlar üzerine konuşan bir program. Aynen. Gerçeğini de sonunda söylüyoruz öğrendiğimiz zaman. Ama ben kilolu görünce onu hamile kaldığını düşündüm. Ve hastane hikayesi de gelince belki çocukla alakalı bir vaziyet oldu ve böyle bir kararı aldırdığı için ondan ayrılmış da olabilir mesela, öyle bir şey bunu, de olabilir. Bunu niye düşündük? Çünkü Cem Yılmaz geçtiğimiz yıllarda ben çocuk yapacaksam Kemal'le öz anne baba, yani öz kardeş olmasından evet, yanayım demişti. Ahuyatu'dan yaparım demişti. Ahuyatu. Yok ya. Haberlerde Ahuyatu'yla devam edeceğiz, yapmaz mı? Öyle mi? Ay yok. Ahu, yok. Ben çok beğeniyorum biliyor musun? Bak sana eskiden söyleyeyim. Çok beğendiğim bir kadın değildi ama o kadar duruşu, sohbeti, hiçbir şey konuşmayışı çok, heh, çok tam güzel. Tam onunla ilgili bir haber bu. Güzel bir kadın. Bir otelin duruşu. Öyle değildi ama başta. Bak, değil miydi? Ahu bir otelin rufunda iki erkekle yemek yiyor. Erkeklerden bir tanesi çıkıyor. Diyor ki Ahu Hanım sizinle röportaj vermek istemiyor. Çıkışta Ahu'ya bu soruluyor. Bir gösterelim mi katını? Ağa Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Geceler. Neden bu kadar böyle bir dışarıya da haber yolladınız beni çekmesinler diye? Hiç öyle bir şey yapmadım. Ya bu beyefendi geldi uyardı. Biraz kim uyardı? Beyefendi Ahu Hanım çekilmesini istemiyor dedi. Yanınızdaki erkekten dolayı bir erkek arkadaşınız mı var? Yanlış taksiye biniyorsunuz. Oldu mu işte, ben de onu soruyorum aşkım. Yanlış taksiye biniyorsunuz Ahu Hanım. Siz de tanıyorsunuz. Yanlış taksiye biniyorsunuz. Yok, yanlış taksiye. Yok, taksi orada bekliyor da sizi. Taksiye çekin, diğer taksiye çekin. Beyefendiyi sorsaydım. Beyefendi de mi görüntülerdi istemedi? Sizin de mi görüntülerdi istemedi? Çok nerede? Çok yakın arkadaşım. Ne olur yapmayın ya. Ne yaptık ki? Ne yaptık ki diye sorarsın tabii yani. Yani böyle bir şey var mı yani? Hani bir şey. Zaten kimse yoksa ya da kimsen değilse. İyi akşamlar çocuklar. Arkadaşlarımıza yemek yedik. Projeye çalıştık ya da dostlarım, arkadaşlarım deyip git. Şimdi böyle olunca tabii ki o zaman golü atmak bize düşüyor. Ama bir şey söyleyeceğim yani size. Yani hep kendimi yerine koyuyorum. Şimdi burası da yine Nişantaşı'nda büyük Nişantaşı bir otel. Nişantaşı mı, Bebek mi? Şimdi Maçka değil mi burası da? Bu şeydeki değil mi? Köşedeki S harfiyle olan otelin. Nişantaşı ise orada o. Maçka'daki otel. İşte o, evet. Aha. Şimdi Maçka'daki otel ve orası Nişantaşı bölgesi ve orada zaten gazeteci olduğunu biliyoruz. Şimdi bir insanla görüntülenmek istemediğimiz zaman ayrı ayrı çıkmasını biliriz.
Onu 15 dakika önceden göndersek hiç kimsenin ruhu duymaz. Çünkü tanınmıyor otel orası. Peki aşağıya kimse adam bilmez. Gelir niye söyler ki biz çekilmek istemiyoruz? Belki o adam çekilmek istediği için bunların dikkatini çekmek i̇şte. İsteyebilir. Bu bir. Tamam, ha. Yani yoksa bu kız da bu işin içerisinde artık hani bu kadar da kendini ele vermez. İki. Aynen. Gazetecilerin önünde yine aynı kişiyle taksiye binmez. Üç. Dolayısıyla siz birisini böyle public bir yerden çıkarken fotoğrafladığınız zaman yakalamış olmuyorsunuz. Bu da dört. Çünkü yakalanmak isteyen insan, yakalanmamak isteyen insan böyle yerlere gidip sizin gözünüzün önünde o kapıdan çıkmaz. Beş. Boşu boşuna her seferinde insanlara devamlı yeni sevgilileri varmış gibi muamele etmeyin. O da altı. Bu da Abdullah Oğuz'a benziyor biliyor musun? Şimdi öyle Abdullah Oğuz mu diyecektim evet. Ben de sana. Abdullah Oğuz'a benzettim ben de aynı şekilde. Bir proje olabilir, evet. Bir görüntü olabilir. Yani şey ben de öyle Abdullah Oğuz mu diyecektim sana. Belli ki işle alakalı bir şey yani. Evet. Ha sevgilisi de olabilir artık çünkü tabii, Cem Yılmaz'la boşanmış. Yani. Adamın hayatına 6 tane kişi maalesef girmiş. Kötü bir haber geldi. Yine mi kötü? Ay çok üzüldüm. Evet. Ne oldu? Nasıl Mesut olabiliyor Yılmaz, böyle bir şey? Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Nasıl olmuş böyle bir şey? Şimdi zaten uzun bir süredir 73 tedavi yaşındaki siyasetçi tedavi çok görüyordu. Çok severdim. Ve kanser tedavisi görüyordu. Bugün ikinci maalesef ölüm haberimiz. Siyasetçi Mesut Şimdi Yılmaz. Şimdi bana da aynı haber gelmiş ki söyleyeyim diye biliyor Ay, çok musun? Çok üzüldüm. Evet. Şu anda telefonuma düşmüş benim diye söyleyeyim. Size diye. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç anlamam politikadan ve hiçbir şeyim hiç ilgilendiğim bir mevzu olmadığını biliyorsunuz. Fakat Mesut Yılmaz'la alakalı şöyle bir şey. Her zaman son derece efendi, son derece beyefendi. Bak hiçbir şeyini bilmiyorum. Bana eski bir siyasi yıllarda. Bir evet. Hayatından bir kesit veyahut da ideoloji hiçbir şey bilmiyorum. Ama, hiçbir zaman ilgilenmedim. Sadece bir lider olarak karşılaştık kaç Turgut kere sağda Uludağ'da falan karşılaşmıştım. Turgut Bey, de Turgut Bey de aynı şekilde. Yani bu adam o kadar efendi, nezaketli. Yani ne kadar üzüldüm bilemezsiniz. Bak hiçbir şeyimiz yok ama çok üzüldüm. Yani eşi de çok evet, Berna Hanım da bambaşka insanlardı gerçekten. Zaten oğullarını kaybetmişlerdi biliyorsun bir tanesini. Aa evet bir oğullarını kaybetmişlerdi. Maalesef. Çok kötü doğru. Ya. Onlar maalesef. Da çocuklardan evet. Yana çok üzüldüler falan. Bayağı bir sigara içerdi Mesut Yılmaz. Ben onu hep gördüğüm zaman hep içerdi. Ne kadar bakın sağlığa zararlı olduğunu tekrar çünkü kanserle mücadele ediyordu. Evet, ay işte çok üzüldüm ya. Tabii şeylerin çok başında geliyor. Evet tekrar dedim Türkiye'nin eski başbakanlarından Mesut evet. Yılmaz'ı maalesef kaybettik. An itibariyle çok da sıcak bir haber. Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu ama yenik düştü. Bazı insanların hiç öleceğine evet. inanamıyorum ya. O böyle sizde de oluyor mu? Ben öyle bazı Sanki insan... Sanki var olması gerekirmiş. Evet ya yani onun ölebileceğini düşünmüyorum nedense yani. Hiç o evet. insanlardan bir tanesi benim için. Ay valla biz bile öleceğiz az sabah, kaldı. Sabah tövbe yarabbim evet. kaç tane yani. Valla. Maalesef. Peki. O zaman Bilal devam Bey'in ediyoruz. Ben Hanım'a da sabırlar diliyorum yani buradan. Bizim için de ne kadar zor ya. Şimdi, evet. Yani şimdi konsere şimdi buradan tekrar evet. Maalesef. Hayata dönecek. Hayat çok acımasız. Hayat bu. Çok acımasız. Aynen. Evet. Aynen Peki biz o acımasız hayata ayak uydurmaya devam edelim. O zaman pes dedirten